sahte yazılımlara karşı ağımızda alabileceğimiz güvenlik önlemlerini içeren bir sunumu sizlerle birlikte paylaşıyor olacağım. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. İlk olarak geçtiğimiz dönemde fidye yazılımların nasıl bir artış gösterdiği ve buna bağlı olarak aslında tespit edilen zararlı dosya sayılarına bir bakalım isterseniz. Fidye yazılımlar tabii ki zararlı dosyalar ya da zararlı tipteki yazılımlar arasında bir parça. Ama genel olarak kötü amaçlı yazılımlara baktığımızda her yıl artarak devam eden bir trend olduğunu görüyoruz. Ve 2017'de 360 bin yeni zararlı dosya sayısı tespit edilmiş baktığımızda. 2017'de 3 tane büyük saldırı gördük biz fidye yazılımlarında. Bunlar Mayıs, Haziran ve Ekim sonlarında oldu ve 700 binden fazla etkilediği kurban var bu fidye yazılımlarından WannaCry'in. Dolayısıyla oldukça etkili olan bir kötü amaçlı yazılım saldırısı görüyoruz fidye yazılımlarıyla birlikte. Ve fidye yazılımlarında asıl hedeflenen siber saldırganlar tarafından belirli bir fidye alınması ve bu fidyenin alınarak aynı zamanda müşterilere önemli miktarda mali zararlar veriliyor. Ve bu fidyeleri ödeyen her 6 işletmeden biri verilerine dahi erişemiyor durumda. Dolayısıyla oldukça büyük etkilere sahip olan bir kötü amaçlı yazılımdan bahsediyoruz fidye yazılım dediğimizde. 2017 istatistiksel olarak şirketleri nasıl etkilediğine bakacak olursak fidye yazılımlarının gördüğümüz iş sürekliliklerini durdurur ölçüde etkiler olduğunu görüyoruz. %22'si işletmelerin işlerini durdurma noktasına gelmiş bu fidye yazılıma maruz kaldıklarında. İşletmelerin bilgisayarların %30'una yakını kötü amaçlı yazılım saldırılarına maruz kalmış durumda ve her 6 işletmeden birisi bir günden fazla kesintiye yol açıyor işletmelerde. Dolayısıyla hem bir mali zarar fidye ödemek için gerekli para açısından baktığında mali zarar hem de işletmelerin kendi operasyonlarını yürütürken işletme sürekliliklerini yapamadıklarından dolayı da işlerin devam ettiremediklerinden dolayı kesintiye uğramasından dolayı ayrı bir mali zararla karşı karşıya olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla bu mali zararlara ve bu risklere girmeden daha öncesinde bizim bu fidye yazılımlarını iyice anlayıp bunlara karşı gerekli önlemleri almamız ve bu tip problemleri ve zararları en minimuma, en aza indirmemiz gerekiyor. Bugün nelerden bahsediyoruz ona bir bakacak olursak 4 tane aslında temel nokta üzerinde durmak istiyorum. İlk olarak fidye yazılımı nedir? Ondan birazcık bahsedeceğim. Daha sonra USG ürünlerimiz fidye yazılımı nasıl durduruyor? Bunu açıklamaya çalışacağım. Daha sonra genel olarak güvenlik açısından baktığımızda 7 tane ipucu paylaşıyor olacağım sizlerle. Fidye yazılımından nasıl korunabiliriz? Bunu inceliyor olacağız bu ipuçlarıyla birlikte. Ve en son olarak USG ürün portföyümüzden ve yeni özelliklerden bahsediyor olacağım. Unified Security Gateway, UTM Firewall ürünümüz bizim USG ürünü olarak isimlendiriliyor. Ve gelişkin güvenlik servislerine ve özelliklerine sahip. İlk olarak isterseniz fidye yazılımı nedir? Bu konu üzerinden bir başlayalım. Fidye yazılımı ransomware olarak aslında ifade ediliyor, duymuş olabilirsiniz. Kullanıcıların kendi sistemlerine erişmesini kısıtlayan ya da engelleyen zararlı bir yazılım aslında temel olarak baktığımızda. Peki kullanıcıların kendi sistemlerine ya da verilerine erişmesini nasıl kısıtlıyor diye bakacak olursak, fidye yazılımı kullanıcıların verilerini ve sistemlerini şifreliyor ve dolayısıyla kullanıcılar
kendi veri ve sistemlerine erişemez duruma geliyorlar. Bunun sonucunda da kullanıcılar ya da işletmeler kendi sistemlerine erişmek, verilerini kullanabilmek adına bu saldırı yapan siber saldırganın belirli bir fidye talebine yanıt vermek zorunda kalıyorlar açıkçası. Çünkü kullanıcıların kendi verilerini çok hızlı bir şekilde şifresini açabilmesi pek mümkün gözükmüyor bakıldığında. Dolayısıyla buradaki işletmeler ya da kullanıcılar kendi verilerini geri alabilmek ya da sistemlerine erişebilmek için fidye ödemek zorunda kalıyorlar. Fidye yazılımı peki genel olarak nasıl davranıyor? Buna bakacak olursak genellikle fidye yazılımları e-postalar üzerinden paylaşılan bir kötü amaçlı link ile birlikte geliyor. Yani dolayısıyla e-postalarda tıkladığımız yerlere dikkat etmek oldukça önemli. Ya da zararlı bir web sitesini ziyaret ettiğimizde o web sitesi üzerindeki yine zararlı amaçlı zarar vermeye yönelik kodlarla bulaşabiliyor. Ve fidye bulaştığında genellikle kullanıcılarına birkaç dosyayı ücretsiz olarak açmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla hani parayı verirseniz, fidyeyi verirseniz şifreyi size sağlayacağım ve tekrar dokümanlarınıza erişebileceksiniz. Bunu söylüyor. Ve kullanıcıya da birkaç gün süre tanıyor. Ve bu süre bittiğinde de işte şu kadar süre kaldı, bu süre geçirirsen artık dosyalarına erişemeyeceksin gibi bilgiler vererek kullanıcıyı hızlı bir şekilde para ödemeye ikna etmeye çalışıyor fidye yazılımı. Örnekler açısından baktığımızda 2017'de en ciddi örneklerden bir tanesi Los Angeles Kolejinden istenilen 28 bin dolarlık bir fidye vardı. Ve kolejdeki 1800 öğrenci ve personelin aslında bilgisayarların kilitlenmesine yol açmıştı bu saldırı. Dolayısıyla oldukça büyük çapta bir saldırıydı. Bu saldırıların işte çapı etkilediği kurumun, şirketin büyüklüğüne göre de gördüğünüz üzere değişebiliyor. Bazen kullanıcılardan birkaç yüz dolar mertebesinde para istenirken böyle çok büyük kurumlardan on binlerce dolar para istenebiliniyor. Baktığımızda metotlara birazcık daha ayrıntılı baktığımızda hangi metotları kullanarak fidye yazılımı aktif oluyor diye incelediğimizde aslında 4 tane önemli alan var. Tabii ki bahsettiğim gibi bunların önemlisi e-postalar içinde gelen zararlı linkler. Çünkü kullanıcılar çok fazla e-mail kullanıyorlar. E-posta iletişimini çok fazla kullanıyorlar. Dolayısıyla e-posta da kullanıcıların bazen dikkatsizliklerinden ya da bilgisizliklerinden dolayı istenmeyen e-postaları açması çok mümkün. Bu durumda da tabii zararlı linklere de tıklarsa ya da ekte bulunan bir kötü amaçlı yazılım çalıştırırsa buradan fidye yazılımı bulaşabiliniyor. Diğer önemli bir bulaşma yöntemi bu fidye yazılımlarının kötü amaçlı tasarlanan web siteleri ya da zararlı kod barındıran web siteleri üzerindeki linkler oluyor. Dolayısıyla girdiğimiz sitelerin de yine doğru olduğunu, güvenilir olduğunu kontrol etmekte fayda var. Bir diğer önemli yöntemi bu kötü amaçlı yazılımın bulaşırken reklamlar üzerinden bulaşıyor olması. Eğer bir çok iyi olduğunu düşündüğünüz, işte çok fazla para vaat eden ya da çok etkileyici olduğunu düşündüğünüz bir reklam görüyorsanız bunu tıklamak açıkçası zararlı olabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Ve bir diğer önemli yöntem ise ücretsiz yazılımlar ya da bazı basit yazılımlar kurarak kullanıcıları aslında cezbederek yine fidye yazılımını kullanıcının bilgisayarına kurulmasını sağlamak. Burada da kullanıcıların kurduğu yazılımlara dikkat etmesi oldukça önem
oldukça öneme sahip bir nokta. Bu dört tane adım, bu dört tane yöntem açıkçası belki %90'la %95'ini karşılıyor diyebiliriz. Kullanıcıların karşılaştığı fidye yazılımına maruz kalma yöntemi olarak. Dolayısıyla bu alanlarda önemli çözümler geliştirdiğimiz durumda biz de kullanıcıların fidye yazılımına etkilenmesini en aza indirebiliriz diyebiliyoruz. Fidye yazılımının birazcık nasıl çalıştığına bakacak olursak birazcık sistemi daha iyi anlayabiliriz ve buna karşılık çözümümüzü daha iyi ortaya koyabiliriz diye düşünüyorum. Baktığımız ilk olarak siber saldırgan çoğunlukla fidye yazılımını çalıştırmak için aldatmaya yönelik e-posta tasarlıyor ve gönderiyor. Bu aldatmaya yönelik e-postalar genellikle başka bir yerden geliyormuş ya da güvenliymiş gibi görünüme sahip olan ama içinde zararlı linkleri barındıran e-postalar oluyor. Kullanıcı bilgisiz olabilir ya da farkındalığı olmayabilir ya da dikkatsiz olabilir. E-postayı açtığında buradaki zararlı dosya ya da link çalışıyor ve kötü amaçlı yazılım aslında bilgisayara ulaşmış oluyor. Buradaki kötü amaçlı yazılım aktif olduğunda siber saldırganla iletişime geçmeye çalışıyor. Ve bu sırada da dosyaları şifreleyerek kullanıcının sistemlere ve verilere erişmesini engellemeye çalışıyor. Ve en sonunda kullanıcıya fidye mesajı görüntüleniyor. Dosyaların şifrelenmesi bittiğinde şu kadar para ödemen gerekiyor yoksa dosyana erişemezsin gibi bir bilgi ekranı geliyor. Ve bunun sonucunda kullanıcının kendi sistemlerine ve verilere ulaşamamasından dolayı ve siber saldırganın belli kısıtlı bir süre vermesinden dolayı kullanıcının fidye ödemesi gerçekleşebiliyor. Bu sürede de aslında kullanıcının kendi işlerine yönelik duraksama ve kesinti olduğu için de yine bir mali kaybı oluşuyor ve bir zarar oluşuyor. Gördüğünüz üzere birçok aslında katmanı bulunan bir yapı bu saldırı. Bunu da çözebilmek açısından biz VSI ürünlerimizi katmanlı yapıya sahip olan birçok katmanlı güvenlik servisini sağlayabilen Unified Security Gateway adını verdiğimiz VSI ürünlerimizi kullanarak fidye yazılımını durduruyoruz. USG'ye baktığımızda USG tümleşik güvenlik teknolojisi barındırıyor ve içinde çok sayıda güvenlik servisi bulunuyor. Bu güvenlik servislerine kısaca bakacak olursak antivirüs servisiyle kötü amaçlı yazılımın tespit edilmesi ve sürekli en son güvenlik ataklarına karşı virüs veri tabanının güncellenmesini sağlıyor. Uygulama kontrol sistemiyle hangi uygulamalar üzerinden erişim verileceği, hangi uygulamanın ne kadar bant genişliği kullanabileceği gibi ayarlamalar yapılabiliyor. IDP sızma tespit ve engelleme sistemiyle bilinen ve bilinmeyen siber tehditler engelleniyor. İçerik filtreleme servisiyle internet üzerinde uygun olmayan içerikler tehlikeli siteler yine filtreleniyor. Standart olarak zaten USG bir UTM firewall olduğu için gelen ve giden ağ trafiğini izleyerek zaten güvenlik duvarı fonksiyonunu yerine getiriyor. Aynı zamanda anti-spam özelliğiyle birlikte spam e-posta sayısını azaltıyor ve e-posta ile gelen e-posta saldırılarını kontrol ediyor. Bunun yanında hem kablosuz ağ kontrolü yapabiliyor yani access pointleri kontrol edebiliyorsunuz USB üzerinden. Hem de mobil kullanıcılar için VPN bağlantısını destekliyor. Dolayısıyla entegre bir güvenlik servisi sunuyor USB. İşte bu entegre güvenlik servis sayesinde biz USB ile fidye yazılımlarına karşı kapsamlı koruma sağlayabiliyoruz. USB kullandığımızda adımların nasıl olduğuna bakalım.
fidye yazılımı saldırısı olur ise. Siber saldırganın gönderdiği mail anti-spam modülü sayesinde aslında daha zaten bilgisayara ulaşmadan filtreleniyor ve durduruluyor. Ancak e-posta ulaşmış olsa bile ya da kullanıcı başka bir web sitesinden yine bu linke erişiyor olmaya çalışsa bile Content Filter servisi kullanıcının zararlı linki açmasını engelliyor. Bu e-postadan gelen bir zararlı link de olabilir. Doğrudan kullanıcının girmeye çalıştığı bir link de olabilir. Kullanıcıya bir şekilde yani e-postayı filtreledik, zararlı linki açmayı engelledik ama kullanıcıya bir şekilde bu virüslü dosya geldiyse dahi antivirüs servisi kullanıcının zararlı yazılım içeren dosyaları açmasını, çalıştırmasını engelliyor. Dolayısıyla yine bir yeni bir güvenlik katmanı sunuyor. IDP servisi ise siber saldırganın içeride gönderdiği kötü amaçlı yazılımla iletişime geçmesini engelliyor. Dolayısıyla siber saldırgan hata yaptığı yerden herhangi bir bilgi alamıyor ve iletişime geçemiyor. Dolayısıyla bu da yine diğer önemli bir güvenlik katmanı oluyor. Tabii burada engellediğimiz için farklı farklı seviyelerde fil yazımı engellediğimiz için sistemler ya da veriler şifrelenmemiş oluyor ve bu sayede sistemlerimiz kararlı olarak çalışmaya devam edebiliyor USG'nin kapsamlı güvenlik servisleri sayesinde. Baktığımızda tabii ki USG önemli bir fırsat ve fayda sağlıyor ama genel güvenlik kapsamı açısından baktığımızda yapabileceğimiz yine önemli önlemler var. Dolayısıyla ben burada sizlerle birlikte 7 tane ipucu paylaşmak istiyorum fidye yazılımlarından korunmaya yönelik olarak. İlk ipucumuz tümleşik güvenlik teknolojileriyle kapsamlı koruma sağlıyor olmak. Bildiğiniz gibi biraz önce de bahsettiğim gibi fidye yazılımı çok farklı seviyelerde ve farklı teknolojileri kullanarak saldırı yapıyor. Dolayısıyla fidye yazılımına karşı bir koruma sağlıyor olacaksak bunu da katmanlı bir yapıda yapıyor olmamız lazım. Ve tehditleri farklı katmanlarda durdurabiliyor olmamız lazım. Burada USG gibi önemli seviyede farklı güvenlik servisi sunabilen bir ürünle birlikte koruma sağlayabilir durumdayız. Baktığımızda biraz önce bahsettiğim gibi anti-spam, antivirüs, içerik filtreleme, uygulama filtreleme kontrolü, sızma engelleme, IDP dediğimiz özelliklerle birlikte çok güvenli bir yapı sağlamış oluyoruz tümleşik güvenlik teknolojileriyle. Diğer önemli bir ipucu düzenli olarak yedek alıyor olmak. Çünkü bu sistemlerin şifrelenmesi ya da verilerin şifrelenmesi durumunda her zaman için bu durumdan kurtulmaya yönelik olarak bir yedeğimizin olması önemli. Ve bu yedekleri de mümkünse farklı bir lokasyona tutmak da önemli. Çünkü fidye yazılımı bulaştığı lokasyonda yedeklerinizi tutuyorsanız aynı zamanda yedekleri de şifrelemesi mümkün. Bundan dolayı yedeği farklı lokasyonda, farklı bir ağda tutuyor olmak oldukça önemli ve faydalı. Eğer yedeklerimiz varsa ve bunların sürekli olarak kontrolünü yapmışsak şundan emin olabiliriz. En kötü durumda bütün güvenlik önlemlerimizi aldık, bütün güncellemelerimizi yaptık ama buna rağmen fidye yazılım bir şekilde aktif olduysa bile yedekten geri dönmemiz mümkün olabiliyor. Üçüncü önemli ipucumuz sürekli güncellemeleri takip etmek ve güncellemeleri yapıyor olmak.
Fidye yazılımları aslında sistemlerdeki açıkları kullanarak saldırı yapıyorlar çoğunlukla. Dolayısıyla biz ne kadar çok güncellemeyi yaparsak fidye yazılımından o kadar çok korunmuş oluruz. O kadar çok iyi bir durumda bulunuruz fidye yazılımına karşı ve az opsiyon bırakmış oluruz kötü amaçlı yazılımlara. Dördüncü ipucumuz eğitimler ve uygulamalar ile sürekli farkındalık sağlıyor olmak. Kullanıcıların kötü amaçlı e-postaları, web sitelerini ya da linkleri fark edebiliyor olması ve işte eğer e-posta kandırmaya yönelik, kullanıcıyı aldatmaya yönelik bir e-posta ise bunu açmıyor olmasını beklememiz gerekiyor. Tabii ki bunu yapabilmek adına eğitimler ve uygulamalarla farkındalık sağlamak lazım. Ve eğitim sayesinde biz daha problem oluşmadan önlememizi alabiliyoruz bu saldırılara karşı olarak. Kullanıcıların farkındalığının arttırılması ve başlarına ne gibi sıkıntılar gelebiliyor olduğunu bilmesi oldukça önemli. Fidye yazılımlarına karşı korunmadan. Beşinci ipucumuz yine kullanıcıların aslında farkındalığını arttırırken yapmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi istenmeyen ya da bilinmeyen linkleri ve ekleri açarken dikkatli olmak. Eğitimlerde genellikle ana vurgulanan konulardan bir tanesidir bu. Kullanıcıların eğer kendisiyle ilgili değilse ya da kimin gönderdiğini bilmiyorsa ya da içeriği çok farklı geliyorsa bu e-postaları açarken dikkatli olması gerekiyor. Ve kullanıcının bu duruma karşılık sürekli tetikte olması, temel kontrolleri yapabiliyor olması gerekiyor. Ve altıncı ipucumuz her kullanıcıda antivirüs yazılımı kullanıyor olmak önemli. Ve tarayıcılarda da yine tarayıcının işlevlerini kontrol eden, istenmeyen kodları bloklayan filtreleme yazılımlarının kullanılıyor olması oldukça yine önemli. Çünkü şunu biliyoruz, bir işletmede eğer firewall'umuz, UTM firewall'umuz, USG gibi bir firewall'umuz olsa dahi kullanıcı bunun arkasında düzgün bir şekilde çalışabilir ama kullanıcı kendi bilgisayarını evine götürdüğü zaman kendi evinde bir şirketteki kadar güvenlik altyapısı bulunmadığı için yine orada kendi evinde de ataklara maruz kalabilir. Ya da işte dışarıda yapılan bir toplantıda bir kafeteryada çalıştığını düşünen kullanıcının yine bu tip ataklara maruz kalabilir. Dolayısıyla kullanıcının kendi bilgisayarında da güvenlik yazılımı antivirüs olması oldukça önemli ve faydalı. Yedinci ipucu ise özellikle daha çok teknik kişilerde görüyoruz. Kullanıcıların admin hakkıyla bilgisayarı yönettiğini ve bütün aslında günlük işlemlerini de yine admin hakkıyla yaptığını görmekteyiz. Ancak bu baktığımızda temel olarak bir güvenlik problemi oluşturuyor. Çünkü admin hakkıyla kullandığınız bilgisayarda bir sıkıntı olması durumunda tüm sistemlere müdahale edilebilmesi ya da tüm sistemlere erişilebilmesi de mümkün oluyor. Dolayısıyla mümkün olduğunca kısıtlı bir kullanıcı hakkıyla bilgisayarı kullanmakta fayda var. Eğer bir kötü amaçlı yazılım kısıtlı olarak kullandığınız bir bilgisayarda bulaşmış olsa bile yapabileceği etki daha kısıtlı olacaktır. Dolayısıyla mümkün olduğunca admin hakkını sadece gerekli olan durumlarda kullanalım ve bu sayede kötü amaçlı yazılımın bulaşması durumunda dahi ona az etki alanı bırakalım. 7 ipucumuz böyleydi. Baktığımızda 7 ipucuna
entegre olarak güvenlik sistemlerini kurmak, güvenlik servislerini sağlayabiliyor olmak, kullanıcıları bilinçlendirmek ve sistemlerin genel teknik olarak hem güncellemesini yapıyor olmak hem de yedeklerini alıyor olmak oldukça önemli diyebiliriz özet olarak. Şimdi isterseniz USG ürünümüzün birazcık daha ayrıntısına inelim ve yeni nesil USG UTM Firewall ürünümüzün özelliklerine bakalım. Yeni nesil USG ürünümüz Zyxel'in tümleşik güvenlik servislerini içeriyor. Baktığımızda antivirüs, içerik filtreleme, anti-spam, sızma, tespit, engelleme, VPN özellikleri yüksek performansla birlikte USG ürünlerinde sunuluyor. Ve USG ürünleri her bir işletmenin ihtiyacına yönelik olarak farklı kapasitelerde sunuluyor. Dolayısıyla kurumunuza uygun olarak, işletmenize uygun olarak en uygun kapasitede USG ürününüzü alıp kullanmanız mümkün. Burada kullanıcı sayılarımıza baktığımızda çok küçük ofisler, 5-10 kişili ofislerden başlayıp yüzlerce kişiye kadar erişebilen ofislerde rahatlıkla USG ürünlerini kullanabiliyorsunuz ve kullandırabiliyorsunuz. USG ürünlerinizi isterseniz ilk yıl bundle lisansla birlikte tüm lisanslarla birlikte alabiliyorsunuz. Dolayısıyla tüm antivirüs, anti-spam, içerik filtreleme gibi lisanslar bir yıl boyunca kullanılabilir oluyor. Bunun sonunda isterseniz yine bundle lisansa devam edebilir ya da istediğiniz lisans tiplerini tek tek bir yıllık, iki yıllık gibi sürelerde alabiliyor olabiliyorsunuz. Dolayısıyla esnek bir lisanslama imkanı da sunuyoruz USG ile birlikte. USG'nin yeni çıkan ZLD 4.30 yazılımı bulunuyor. 4.30 yazılımı ile birlikte de kullanıcılarımızın daha verimli olmasını ve çalışmasını sağlayabiliyoruz. Tabii kullanıcılarımızı verimli çalıştırır hale getirirken en önemli konulardan bir tanesi de kolay konfigürasyon yapabiliyor olmak. Bunun için geliştirdiğimiz özelliklerden bir tanesi iOS VPN kurulumunu iPhone'larda daha kolay yapabiliyor hale getirdik. Ve mobil portal üzerinden doğrudan kurulum bağımsız tıklayarak iPhone'a VPN kurulumunu sağlayabiliyoruz. Böylelikle VPN ayarlaması kolay hale geldiği gibi ayarları yaparken de olası hataları da engellemiş oluyoruz. Nasıl çalışıyor diye baktığımızda kullanıcının VPN ayarı yapması mobil portala girdikten sonra çok kolay. Kullanıcı adını ve şifresini yazıyor, login diyor. Burada IPsec profilini indirmesi için aşağıda buton çıkıyor. Bu butona tıkladığı durumda IPsec buradaki profili indirebiliyor ve kurabiliyor üstteki install sekmesinden ve yine kullanıcı adı ve şifresini girerek VPN profili kurulmuş hale geliyor. Dolayısıyla çok basit doğrudan çok teknik bir ayar bilmeye gerek kalmadan mobil portal üzerinden kurulumu yapabiliyorsunuz. Ve daha sonra da yine VPN ayarlarına geldiğinizde VPN bağlantısını doğrudan görebiliyorsunuz. Buradan bağlantıyı aktif ederseniz doğrudan VPN iOS üzerinde çalışmaya başlıyor. Oldukça kolay ve kullanışlı olduğunu düşünüyoruz.
Yeni gelen diğer bir özellik yine kullanıcıların basit olarak yönetim sağlayabilmesi adına ve daha esnek kablosuz ağ yönetimi sağlayabilmek adına Facebook Wi-Fi desteği. USG VPN ürünleriyle birlikte Facebook Wi-Fi özelliği geldi. Burada cihazın MySQL.com'a kaydolması gerekli ancak ek bir lisansa gerek yok. Ek bir lisans olmadan Facebook Wi-Fi özelliğini kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir kullanıcı Wi-Fi ağına kablosuza bağlanmak istediğinde burada bir HTTP isteği gönderdiğinde burada USG kullanıcıyı Facebook sayfasına yönlendiriyor. Kullanıcı Facebook sayfasında check-in yaptığı durumda devam edebiliyor ve Wi-Fi'ye bağlı hale geliyor. Dolayısıyla ek bir lisansa gerek kalmadan doğrudan basit Facebook Wi-Fi işlemini USG ile birlikte kablosuz ağlar içinde yapabiliyoruz. Tabii ki bu kullanıcıyı verimli çalıştırma yönelik özelliklerin yanında daha ileri düzeyde özelliklerimiz de yeni yazılımla birlikte geldi. Bu özelliklerden bir tanesi de BGP. BGP ile birlikte artık daha geniş yönlendirme tablolarıyla daha dinamik bir yönlendirme bilgisi paylaşımı mümkün olabiliyor. USG ürünümüzle birlikte internet yönlendirme bilgisini alabiliyorsunuz. BGP konfigürasyonunda birkaç tane komşuluk sağlayıp nereye, hangi rota, hangi yön üzerinden gidebileceğini belirtebiliyorsunuz. Ya da iki tane USG üzerinde BGP over IPsec ile IPsec tünel üzerinden yönlendirme bilgisini paylaşabiliyorsunuz iki farklı lokasyonda. Örnek vermek gerekirse Amerika ile Türkiye arasında bir VPN tünel kuracaksınız ve buradan BGP ile yönlendirme bilgisini senkronize edebiliyor durumdasınız. Aynı zamanda BGP over IPsec de eğer Amazon'da bir sanal sunucu kurulumu yapacaksanız, sanal buluta bağlanacaksanız yine kullanabileceğiniz bir yöntem. Amazon'un VPC olarak ifade edilen Virtual Private Cloud yani bu Amazon'un bulut sistemine bağlantı yapmanız da mümkün USG üzerinden. Sistemlerde yeni özellikler olarak baktığımızda diğer önemli bir özelliğimiz de Proxy ARP desteği. Proxy ARP desteğimizle birlikte artık internete çıkış tarafındaki IP bloğunun bölünmesine gerek kalmadan çok verimli bir şekilde çalıştırabilir oluyoruz IP bloğumuzu. Normalde eskiden IP bloğunun farklı farklı bölünmesi işte mail server'a Web server farklı IP bloğundan IP verilmesi gerekebiliyordu ya da NAT işlemi uygulanması gerekebiliyordu. Bunu daha basit hale getiriyor Proxy ARP özelliği. Proxy ARP'la birlikte tek bir IP bloğu içerisinde tüm cihazlar ve USG'nin internet dış bacak IP'si bulunabiliyor ve burada USG gelen istekleri kendisi yanıtlayarak cevap dönüyor dış dünyaya ve bu da bize oldukça verimli bir konfigürasyon imkanı sağlıyor. Bu sayede IP bloğumuzu yani internete bakan IP bloğumuzu çok bölümlendirmeye gerek kalmadan ya da özel bir NAT konfigürasyonu yapmaya gerek kalmadan verimli olarak kullanabiliyoruz. Yeni gelen bir diğer özelliğimiz APC 3.0 özelliği. APC 3.0 ile birlikte kablosuz ağlarda biz USB ürünlerimize birlikte daha ileri düzeyde özellikleri desteklemeye başladık kablosuz ağ kontrolü yaparken. Yeni access pointlerimize destek geldi. Tünel modda iletişim, mesh networkler, 802.11ar ile fast roaming hızlı geçiş imkanı, dinamik kanal seçimi ve SSID'nin zamanlanması gibi özellikler aktif hale geldi.
APC 3.0 ile birlikte baktığımızda yönetilebilen access point sayısı USG serisinde 1900 USG 1900 açısından baktığımızda 130'a kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla oldukça fazla sayıda access point'i USG 1900'den yönetebiliyorsunuz. USG 1900'ün bir üst ürünü olarak VPN özelliğine sahip ürünü USG 2200'de 1026 access point'e kadar yönetebilmek mümkün. Ve yeni bir özelliğimiz artık bir FQDN objesi oluşturabiliyoruz. FQDN objesi oluşturmak ne diye baktığımızda, yani örnek verecek olursak, bir obje oluşturup bunu direkt isim olarak yazabiliyoruz. yahoo.com olarak yazabiliyoruz. Bu bize neyi sağlıyor? Doğrudan IP adreslerini tek tek bulmaya, aramaya ihtiyacımız kalmıyor. Ve IP adresleri dinamik olarak değişse de yine kontrolü yapabilmek, değişikliği yapabilmek çok mümkün olabiliyor. Çok uygun bir kullanıma sahip. Doğrudan isim olarak tanım yapabiliyor olmak. Ve bu isimle ilgili de sorgu yapıldığında ilgili IP adresleri görülebiliyor. Tek tek IP adresini bulmak yerine ismi direkt yazmak da yine konfigürasyon olarak bize verimlilik katıyor. Bunlar da yeni özelliklerimizdi. Tabii ki hem yeni özellikler açısından hem de son dönemdeki güvenlik trendleri ve gelişen Zyxel çözümleri hakkında bilgi almak isterseniz Zyxel'in güvenlik platformu onesecurity.zyxel.com adresini ziyaret edebilirsiniz. onesecurity.zyxel.com adresinden son güvenlik trendlerine, güncellemelere ve çözüm önerilerine erişebilirsiniz. Özet olarak baktığımızda ağ güvenliği için proaktif önlemler almamız gerektiği çok açık. Bunun için de farklı tehdit tipleri olduğu için tümleşik güvenlik çözümlerine ihtiyacımız bulunuyor. Tümleşik güvenlik çözümlerinin içerisinde antivirüs, içerik filtreleme, anti-spam, sızma tespit ve engelleme, IDP ve yine VPN özelliklerinin aynı zamanda kablosuz ağ kontrolünün yönetiminin yapılabiliyor olması oldukça önemli. Biz Zyxel olarak ağ güvenliğinizi güçlendiriyoruz ve özellikle fidye yazılımları başta olmak üzere tüm kötü amaçlı yazılımlara ve saldırılara karşı size daha güvenli bir ağ sağlıyoruz. Sunum genel olarak böyleydi. Sunumla ilgili sorunuz varsa chat ekrandan alabilirim. Eğer daha ayrıntılı sorular ya da daha ayrıntılı konularda görüşmek isterseniz varteam@zyxel.com.tr adresine mail gönderebilirseniz buradan sorularınızı yanıtlamaya çalışabilirim. Buradan da devam edebiliyoruz. varteam@zyxel.com.tr adresi buradaki var takımının, kanal takımının mail adresi olarak her zaman ulaşabileceğiniz adres. Ben katıldığınız için teşekkür ederim. Ayrıntılı sorularınızı mail olarak da alabilirim. Şu anda bakıyorum. Teşekkürler. Bir sonraki Zyxel webinarında görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, iyi haftalar diliyorum.